Doha'da West Bay bölgesindeyiz yine ve işte o gökdelenlerin olduğu bölgedeyiz. Bugünkü video konumuz City Center AVM. City Center AVM nasıl bir yer onu göreceğiz. Genelde kalabalık bir AVM. Burada biliyorsunuz resmi tatil Cuma ve Cumartesi günleri oluyor. Daha önce de söylemiştim. Bugün de Cuma. Yani buranın kalabalık olduğu günlerden. Özellikle akşamları kalabalık oluyor AVM'ler. City Center AVM'nin altına geldiğinizde, alt kata geldiğinizde şu şelalenin yanından geçtikten sonra McDonald's'a girebiliyorsunuz. McDonald's'a istediğiniz gibi menülerden seçip isterseniz şuradan limonlu su alırsınız. İsterseniz gelip buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. 1 riyale burada dondurma yiyebiliyorsunuz. İsterseniz işte bu dokunmatik ekranla alışverişinizi tamamlıyorsunuz. 1 riyale bile dondurma alabilirsiniz buradan. Keş işaretledikten sonra kağıdınızı alıp kasaya verdiğinizde size dondurmanızı verecektir. Şöyle merdivenden çıkalım. Hiç yürüyen merdivene gerek yok. Üst kata çıkmadan ilk önce bir zemin katta neler var onu görelim. Center AVM'nin alt katında otopark var. Arabayla gelirseniz eğer otoparktan faydalanabilirsiniz. 8 riyal civarında bir otopark ücreti alıyorlar şu anda. Burası da buz pisti. Otoparktan bahsediyordum. 8 riyalden bahsettim. Yalnız buradan otopark bir şey alırsanız yaptığınız alışverişle alakalı olarak onu da ücretsiz bir şekilde otoparktan çıkabilirsiniz. Ana giriş kapısından girip sağa döndüğünüz zaman daha ilk kattayken yani zemin kattayken biraz ilerledikten sonra sol tarafta Carrefour'u görebiliyorsunuz. Şöyle Carrefour'u da göstereyim. Market alışverişiyle ilgili yapacağım videoda işte bu Carrefour'un içindeki malzemelerle ilgili onların fiyatları ile ilgili videosunu çekip sizler için hazırlayacağım. Bayağı büyük bir Carrefour. Bunun içinde market alışverişinin yanında elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ev eşyaları gibi eşyaları da göreceğiz. Birinci katın sonlarına doğru böyle bir Vodafone bayini görebilirsiniz. Onun dışında Pizza Hut ve yeme içme yerlerini görebilirsiniz. Şöyle bir merdivenden bir üst kata çıkalım bakalım orada neler göreceğiz. Burada büyük bir mağaza var. Parfüm için. Her türlü parfüm burada bulabilirsiniz. Onun dışında hemen yanında da Samsung bayini görebiliyorsunuz. Samsung bayinden de ilerlersek eğer artık AVM'nin bittiği noktaya geliyoruz. Orayı da göstermeden edemeyeceğim. Bu yolun sonu da Marriott Marquis otele gidiyor. Ve o otelden de daha doğrusu girdikten sonra sola döndüğünüzde de Şampiyon Bar'a gidebilirsiniz isterseniz. Center AVM'nin de aslında Türkiye'deki AVM'lerden çok fazla farkı yok. Türkiye'deki AVM'ler gibi kalabalık genelde. Hafta sonları özellikle kalabalık.
bugün gibi. Çok böyle lüks bir AVM değil. Katar'da bir bazı AVM'lere girdiğimizde lüksü hissedebiliyoruz. Fakat burada öyle bir şey yok. Yani herkesin gelip gittiği bir AVM. Birçok alışverişinizi buradan yapabilirsiniz. Karşıda Calvin Klein ve Mango'yu görüyorsunuz. Tanıdığımız mağazaları görünce size hatırlatıyorum veya söylüyorum. Ve yine karşıda bildiğimiz bir marka Polo. US Polo. Biraz önce geldiğimiz noktaya tekrar geldik. Bir üst kattayız bu sefer. Burası da demin gördüğünüz buz pisti. Hemen bir üst kata daha çıkalım. Üst kata çıktığımızda da merdivenin hemen altın sağında Columbia mağazasını görebiliyoruz. Merdivenden de sola baktığımız zaman da Adidas mağazasını görebiliyoruz. Burada da bir spor mağazası var. Büyük bir spor mağazası. Türkiye'deki AVM'lerdeki gibi sanki klasikleşmiş, en üst katta yine böyle yeme içme yerlerini görebilirsiniz burada da. Yani dedim ya, Türkiye'deki AVM'lerden çok fazla farkı yok buranın diye. Fiyat açısından da aynı şekilde çok pahalı olan bir AVM değil. Yeme içme yerleri de aynı şekilde üst katta. Dediğim gibi bayağı bir kalabalık. Buraya geldiğinizde tabii insan alışık olduğu yemekleri yemek isteyecektir. İşte size alışık olunan bir, Türkiye'nin alışık olduğu bir marka Burger King. Aynı Türkiye'deki menüleri burada bulabilirsiniz. Bir de geldiğimiz istikametin ters istikametinden gidelim. Bakalım bu şeritte neler var. Şimdi AVM iki bölümlü aslında. O biraz önce gezdiğimiz bölüm bu kadar katlı, yani iki katlı zemin hariç. Biraz daha ilerlediğimizde, ana kapıdan girdiğimizde sol tarafa denk geliyor burası. O bölüm üç katlı, yani şurada da bir bölüm var. Orada da bir mağaza var, oraya da gireceğiz. Evet, burada yine bir spor mağazası var. Nike. Bunun aykırında hemen ilerisinde bir spor mağazası daha var. O da Spor Corner. Daha önce gösterdiğim, daha önceki çektiğim AVM'lerde de birçoğunda var. Spor Corner'ın özelliği bayağı büyük bir mağaza oluyor ve birçok markayı bulabiliyorsunuz burada. Yalnız Nike'ı görememiştim ben. Evet, görememişken bir tane de Nike gördük. Güzel mağazalar. Spor malzemesi almak istiyorsanız Sports Corner'ı bulmanız yeterli herhangi bir AVM'de. İşte dediğim gibi City Center'da Sports Corner'da var. Hemen Sports Corner'ın karşısında da Expo Center var. Expo Center'da mağazaların içine çok fazla girmek istemiyorum, çok fazla zaman kaybetmemek adına. Expo Center'da da birçok hediyelik eşyayı bulabilirsiniz. Şöyle hemen dışarıdan bakalım nasıl bir yer olduğunu. Orijinal parfümler de bulabilirsiniz. Hatta hemen 2 dakika girelim. İşte parfümlerin olduğu stand da burası. Orijinal parfümleri de buradan alabilirsiniz. Şu karşıda gördüğünüz hipnotik potion'u da tavsiye ederim. Bayan parfümdür.
veya Lady Milyon. Şimdi gelmişken fiyatları da soralım. Bakalım kaç riyale mal oluyor buradaki parfümler bize. Onu görmüş olalım. Birkaç tane parfüm. Lady Milyon. Yeah, Lady Milyon. How much Lady Milyon? 386. Right? Gördüğünüz gibi 386 riyal dedi. Hypnotic Potion. Hypnotic Potion. Have discount also. No problem. 750 riyal. Thank you. I give discount. Thank you. Discount? Yeah. Discount? Yeah. How much discount? 607 riyal. 607 riyale kadar düşüyor. 607.5 riyale kadar düşüyor. Yeah. Hypnotic Potion. Yes. Bayan. And boss. Which one? Okay. Check her price. After you the less 20% boss. 218. 175 riyal gibi. Lacoste var burada. Yine parfüm. 215 riyal, 218 riyal, 229 riyal. Thank you so much. See you later. Expo Center'da birçok hediyelik eşyayı görebilirsiniz. Buradan giderken sevdiklerinize hediyelik eşya almak isterseniz Expo Center'a uğrayın. Bayağı geniş bir mağaza Expo Center. Hediyeliğin yanında böyle çelik kasalar da alabilirsiniz isterseniz. İşte valizler. Aykam. Hello. Hello. Hi, how are you? How are you? Good. I am fine. We have lots of çakmak. Çakmaklara bakalım. Yes. Lighters. İşte buradaki arkadaşlar da Türklerle muhabbet ede de Türkçeyi öğrenmişler. Çakmaklara bakalım. Which one? This one? See, this is like a key. Okay. Fold it and there is a lighter. Yanmıyor. 20 riyal. 20 riyal. Yes. Others? Others, we have like a flask. Lighter. Lighter. Honey lighter. Don't there lighter. There is no gas. You need to refill this. Oh. Gas wala gider hai? Nahi gas bhai. Mere jo bolo mat dale. This is also lighter. No gas but. Okay? Ne okay. Bye, bye. Don't okay. Kya hua tum? Lighter. Electric lighter. Battery finish. Battery finish, yes. Yes. This is electric lighter. Electric lighter. Yes. Elektrikli çakmaktan bahsediyoruz şimdi. Bataryası bitmiş hepsinin. Ama bu çalışıyor. En sonunda bir tane çalışan bulabildik. Hayır. Thank you. You're welcome. Thank you. Yes, my friend. How are you? Fine, your, thanks. This one is how are you? I'm good. It's very nice for speaker, my friend. Lot of. New speaker? Yes, it's very nice. I'll show you everything. Turkish video. Turkish YouTube this channel. The Bluetooth device is ready to pair. Yemek kuzeye Türkçe. Böyle speakerlarda bulabiliriz. Hoparlör. Merhaba malum ya. This is from Republic of Asia. Hmm. You know him? You know this one? Yes, I know. How many pieces? How many? I have no. Three pieces. Just looking. How much? 55 reals. 55 real. 55 riyal. Siz Turkish 55 riyal. Ha evet biz Turkish 55 riyal. 55 riyal. Yani
55 riyal. 55 riyal. Thank you. Hamsi hamsi ha Arapça hamsi hamsi evet. Hamsi hamsi in Arabic. Yes. And Republic of Asia or Bangladesh. Now, how are you? You know this. Where are you from, brother? From Bangladesh. Bangladesh? Yes, Nepal. You? Bangladesh. Bangladesh. You? Afrika. Afrika. Yeah. Neresindensin Afrika'nın? Afrika, Kazakistan. Afrika, Kazakistan? Yeah. Ne alaka? Kazakistan Afrika'da mı? Thank you. Hadi. See you later. Thank you so much. See you later. Bye bye. Bye bye. City Center'da gezerken Bil Bakalım kanalının müdavimlerinden bir arkadaşı daha gördük. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Bu kaslı vücudunuzu her yerde göstermek zorunda mısınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nike'ın da önünde çok manidar oldu. Arkadaşımla spora yakalı bakmaya geçiyordum. Nereden? Sport Corner'dan. Demin oradan geçtim ben, çekimini yaptım. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Kanalı Siyolo... beğeniyoruz. Çok beğeniyor musunuz? Takip ediyoruz, evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. See you later diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Expo Center'dan da çıktıktan sonra biraz önce geldiğimiz noktaya tekrar geri döndük. Şimdi bir üst kata daha çıkacağız. Ha, bu arada burada bir spor mağazası daha gördüm. Go Sport. Evet, burası da bayağı geniş bir spor mağazasına benziyor. Şimdi en üst kata çıkıyoruz artık. Ve burada da Ansar Galeri var. Ansar Galeri'de birçok şey bulabilirsiniz. Bavuzdan tutun elektronik eşyaya, elbiseden bilgisayara, telefona birçok şeyi bulabilirsiniz. Center'la alakalı çekeceğim video bu kadardı. Ansar Galeri'ye de gireceğim. Oradaki fiyatlarla ilgili bir video çekeceğim. Ama City Center bu kadar. Center'da biraz önce söylediğim gibi Carrefour'daki fiyatlar, alışveriş, daha doğrusu market alışverişi fiyatlarını da çekeceğim. Onun dışında Ansar'daki fiyatları da, Ansar'daki fiyatlar zaten Katar'ın genelinin nasıl pahalı mı değil mi, işte bunu kestirebileceksiniz. Çok fazla pahalı bir mağaza değil Ansar Galeri. Herkesin alışveriş yapabileceği bir mağaza olduğu için burayı seçtim. Buradaki fiyatları değerlendireceğim. Onun dışında market alışverişi içinde City Center'daki Carrefour'u gezeceğim. Şimdilik diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.